Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızda gerçek hayattan alınmış ve kurgulanmış gerilim ve korku hikayeleri yayınlanmaktadır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dinleyeceğiniz bu hikaye kanalımıza gönderilmiş ve Mühürlü Zarf kanalı ekibi tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kendilerine ve sizlere teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. ...46 yaşında, evli, iki çocuk sahibi, bir aile babasıyım. Yaşadığım bu ürkütücü şeyler belki de herkesin zaman zaman yaşayıp umursamadığı ya da fark etmediği ev içinde günlük hayatımızda başımıza gelen olaylardandır. Aslında ben çok fazla ibadet eden bir insan değilim. Şeker hastalığından dolayı oruç da tutamıyorum. Elimden geldiği kadar kimseye zarar vermeden kendi halinde yaşayan biriyim. Böyle bir şeyin neden başıma geldiğine hala bir anlam veremiyorum. Oturduğumuz eve taşınalı 7 ay oldu. Kızım 14 yaşında. Zaman zaman bana gece kalktığında mutfakta benimle konuştuğunu, gece neden uyumadığımı soruyordu. Ben de bunu uyku haline verip pek üstüne düşmüyor, bu durumu geçiştiriyordum. Ta ki geçen geceye kadar. Saat 3 sularıydı. Çok susamış, mutfağa su içmek için gitmiştim. Mutfağa girdiğimde ışığı yaktım ama ışık yanmadı. Herhalde ampul patladı diye düşündüm. Neyse, buzdolabın kapağını açıp su şişesini alıp kapağı kapattığımda bir baktım ki masada kızım oturuyor. Önünde bir tabak, durmadan bir şeyler yiyor. Kızım, hayırdır? Bu saatte yemek mi yenir? Hadi git yat dedim. Gözüm camdan gelen ışıkla ortama alıştı. Daha net görmeye başlamıştım. Ama kızım hiç konuşmuyor, hatta neredeyse nefes dahi almıyordu. Sonra oturduğu yerden ayağa kalkarak odaya doğru yöneldi. O anda fark ettiğim şey tüylerimi diken diken etti. Adeta nefesim kesilmişti. Çünkü kızım sanıp konuştuğum şey yürümüyor, adeta havada süzülüyordu. Bağırmak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Hareket dahi edemiyordum. Bildiğim bütün ayetleri okumaya başladım. Ama ne mümkün. Bir süre öyle donuk bir vaziyette bekledikten sonra birden mutfağın ışığı yandı. Gelen eşimdi. Beni o şekilde görünce çığlığı bastı. Yüz ifademden benim kalp krizi geçirdiğimi düşünmüş. Çok korktu. Ben de eşimin sesiyle irkilip kendime geldim. Eşim, bu halin, bu surat şeklin ne oldu sana diye sordu. Hiç diyebildim sadece. Kızımın odasına gidip kontrol ettiğimde kızım yatakta uyuyordu. O gece neredeyse sabah namazına kadar gözümü dahi kırpmadım. Sabah kızıma beni mutfakta gördüğünü söylediğin gecelerde benimle hiç konuştun mu kızım diye sordum. Baba, senin olmadığını biliyorum ama anlatsam bana inanmayacağını bildiğim için söylemedim. Bu evde bizimle yaşayan başka bir varlık daha var. Demek ki sen de gördün dediğinde içim ürperdi. Annene bundan sakın bahsetme dedim. Yine günlerden bir perşembe gecesi eşim ve kızım yatmış, ben de ışığı söndürmüş, salonda televizyon izliyordum. Birden odanın balkon tarafına bakan penceresinde birisi belirdi. Havada durduğu kesindi. Sanki sallanıyor gibiydi. Sadece bana doğru ele benzer bir uzul uzattı. O anda oturduğum yerden havalandığımı ve camın
açıldığını hissettim. Ya Rabbi, bu ne? Diyordum. Beni nasıl bir şeyle sınıyorsun? Ama ses çıkaramıyor, hareket edemiyor, konuşamıyor, sadece çırpınmaya çalışıyordum. Birden Allah diye bir sesle kendime geldim. Eşim ayaklarıma sarılmış ayetler okuyordu. Salonun ortasına yığılıp kalmışım. Kendime geldiğimde eşim elinde ayetel kürsüyle başımda dualar okuyordu. Bu olaydan sonra evin her tarafına ayetler koyduk. Hocayla konuştum. Hoca bana o gece sıra dışı bir şey görüp görmediğimi sordu. Ben de sadece bir ara dışarıdan köpek seslerinin geldiğini, sadece o sesleri duyduğumu söyledim. Bir daha aynı sesi duyarsan koş bak. Eğer o köpekler senin olduğun yöne ve evin balkonuna doğru havlıyorsa, seni almaya geleni görüp ona havlıyorlardır. Hemen ışıkların hepsini yak ve ayetler oku, dedi. Benim bütün kimyam ve dengem bozulmuş, ailem için endişe duymaya başlamıştım. Çünkü insan gözünün gördüğünden değil, görmediğinden korkar. Neyle karşı karşıya olduğumu aslında biliyor ama bunu da hiç kimseye anlatamıyordum. Çünkü insanlar ne der? İnanmaz, alay ederlerdi. Aradan 2 gece geçmişti. Gece eşimle oturuyorduk. Birden köpeklerin havlama sesiyle irkildim ve cama fırladım. Aşağıda sokakta 3 tane sokak köpeği kafalarını bana doğru çevirmiş, öylece havlıyorlar, hiç hareket etmeden sabit bir noktaya, sanki şartlanmışçasına bakıyorlardı. Eşime geldi dedim. Eşim Kur'an-ı Kerim'i eline almış okuyordu. Birden evin içinde buz gibi bir hava oluştu. Korkunç bir ürperti ve üşüme ile birlikte bütün perdelerin hareket ettiğini gördük. Allah Allah diye haykırmaya başladık. Ve birden odanın içinden gölge bir şekilde çıkıp gittiğini gördük. 5 gün sonra da evden taşındık. Şu an için her şey yolunda. Ama zaman zaman o ürpertiyi yine hissediyor ve korkuyorum. Namaza başladım. Hoca bu durumun imanın zayıflamasıyla alakalı olduğunu, Allah yolundan uzak kalıp ibadet etmediğimden dolayı musallata uğradığımı söyledi. Tabii ki hiçbir zaman için bunun tam sebebini ya da ne olduğunu asla öğrenemeyeceğim. Ama çok kötü bir tecrübe yaşadık. Allah hepimizi bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen her türlü şer ve kötülüklerden korusun. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.